Merhaba. Doğada geziyoruz. Sakinleri. Şu anda Gökçeada'da Tepeköy denilen yerdeyiz. Tepeköy isminden anlaşılacağı üzere Gökçeada'nın her an diğer köy Rum köyleri gibi tepesine kurulmuş bir yerdir. Söyle size Tepeköy'den Varazi göstereyim. Sonra Tepeköy'ün içine doğru dalmak istiyorum. Aşağıda gördüğünüz Gökçeada'nın en büyük barazı, Zeytinli Barazı. Burası da Gökçeada Rum Lisesi. Şimdi Tepeköy'e doğru yol alıyoruz. Tepeköy tarihi bir Rum köyü. İçerisinde taverneler var. Gelen komşilere sirtaki oynatıyoruz. Ondan sonra içiriyoruz. Kendinden geçirip ortama salıyoruz. Arkadaşlar şaka bir yana eskiden bir sanat varmış. Evler harap olmasına rağmen insanları ciddi anlamda büyülüyor. Görüyorsunuz. Kesinlikle şu anda bu modern yapılaşma olayı bitirmiş. Görüyorsunuz mükemmel bir sokak ve gayet sanat harikası evler. Keşke yani bu kutuplaşmalar olmasa diyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Bakın. Görüyorsunuz yatak alanlar. İnsan bakın buralar hep Rumların kullandığı evlenmiş. Terk edip gidilmiş. Bunlar da bizim yeni yeni yaptığımız alanlar. Akşamları tabii ki bu gördüğünüz alanlarda az önce dediğim gibi sirtaki oynanıyor. Bakın çok güzel çınar ağacıyla beraber doğası harika ve adından anlaşılacağı şekilde tepeye kurulmuş bir alan. Gayet güzel. Görüyorsunuz. Akdeniz'in esintilerini taşıyor renkler. Şu karşıdaki tepe askeri radar. Vazgeçilmez miyiz? Sarap fıçılarımız. Evet. Şimdilik durduruyoruz. Evet, şu anda Tepeköy'ün sokaklarının arasından yukarıya doğru gidiyoruz. Hemen dağın eteklerine kurulmuş bir yer. Ve burada bir oyun sahası. Ve mezarlığı var. Bakın, tepesinde testisi olan bir ev ve klasik bacalar. Harika bir manzara var. Daha önceki çekimlerime de belirtmiştim. Yine söyleyeyim. Rum köyleri istilalardan korunabilmek için tamamen tepeliklere yapılmış. Denize kıyısı olmasına rağmen deniz kıyılarına yapılmamış. Ve burada gördüğünüz üzere Hristiyan mezarlığı var.
Burada da sanırım onların gasilhanesi var. Böyle bir alanın etrafında ve Georgia yani ve Greece yani Yunanistan, ikisinin bol görüyoruz plakaları. GR'yi anladım ama Georgia'nın burada ne işi var onu bilmiyorum. Deutschland var bir tane de. Yani burada Rumların gençlerinin çoğu dışarıda yaşıyorlar. 60'lı yıllardan sonra Rum nüfusu oldukça azalmış. Ve sonrasında yazları geliyorlar. Büyük ihtimal bu yabancı plakalarda oradan kaynaklanıyor. Şimdilik burada kesiyoruz. Merhaba, doğada geziyoruz takipçileri, doğada geziyoruz kanalı izleyicileri. Şu anda Gökçeada'nın batı ile kuzey arasında bir yerlerdeyiz. Kuzey batısına yakınız. Şimdi size bir konum vermek istiyorum. Şu anda Tepeköy'ün hemen kavşağından, şu geriden, Tepeköy biliyorsunuz bu tarafa doğruydu. Hemen kavşaktan bu tarafa doğru geldik. Pınarbaşı dediğimiz şu arkası üstü gözüken çınarın oradayız. Dün ise tam karşıdaydık. Şu görünen yeşil burnun arkasındaki alandaydık. Oranın kalesine çıkmıştık. Orası da Kaleköy'dü. Yine eski bir Rum köyü. Her zaman olduğu gibi yamaçlara yapılmış. Sadece oradaki Kaleköy'ün belli bir kısmı zemindeydi. O da bir istisna. Gökçeada'daki Rum köyleri adına. Bakın şuralarda yıkıntıları bulunan eski Yunan, özür dilerim, Rum evleri var. Hemen karşımızdaki bu kocaman devasa adada Samotraki adası. Hemen şu karşıda ise Bulgaristan'ın kıyıları hava açıkken rahatlıkla görülebiliyor. Belki seçebilirsiniz siz de. Samotraki adasında neredeyse iki kulaç mesafede maalesef orası bile bu adanın hemen akabininde, arkasında kuzeyden güneye doğru yer alan, uzanan ve benim şu anda bulunduğum istikametin batısında olan Yunanistan'a ait. Maalesef nasıl olduysa böyle bir hata yapılmış. İnsanın içi gitmiyor değil. Şimdi koyları görüyorsunuz. Yani Antalya'dan geldiğim için, yani Antalya'da olduğum için bu koyların hepsi orada da var. Sadece adada esinti olduğundan dolayı gayet serin bir ortam var, Antalya gibi değil. Suyu Altınoluk gibi soğuk değil, Antalya kadar sıcak değil. Su sıcaklığı ideal düzeyde. Arkadaşlar hep bahsettim ama size daha yakından göstermek istiyorum. Burası volkanik bir ada. Ve bunlar tamamen granit kayası. Görüyorsunuz ne kadar keskin ve net renkleri var, böyle parlıyor hatta. Yani müthiş bir aslında zenginlik, volkanik bir ada olduğu için granit kayalarını görüyorsunuz, çok sert. Yani hemen hemen hiç birbirine zarar veremiyor iki taş. Gördüğünüz gibi zarar veremiyor iki taş birbirine ve bir granit görüyorsunuz. Çok inanılmaz sert yani, sanki böyle bir özellikle yapılmış gibi. Tabii ki özellikle yapılmış. Allah tarafından özellikle yaratılmış. Ona kesinlikle sonsuz teslimiyet halindeyiz. Bakın mükemmel bir granit. Şu arada da siyah siyah sanki kömür gibi erimiş şeyler var. Bakın şöyle parlayanlar var. Şöyle gözüme parlıyor ama tabii kamerayı kestiremiyorum. Koca bir granitten hasıl olmuş devasa bir ada burası. Düşünürseniz her zaman olduğu gibi
Buranın da çöpleri eksik olmuyor maalesef. Ama artık bilmiyorum, keyfinizi kaçırmayayım. Benim keyfim çok kaçıyor. Ben size buranın güzelliklerini anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi aşağı doğru uzanan yemyeşil alanlar var. Yine Akdeniz'in bitki örtüsü şu çalımsı. Bizim orada kızıl çalı dediğimiz çalı. İşte çitlenmek ağacı vesaire. Şimdi Pınarbaşı dediğimiz yere doğru yol alıyoruz. Birazdan da Zeytinköy'e doğru geçeceğiz. Tepeköy'de tavernaların bulunduğu bir meydan var, birkaç tane. Ve orada Tepeköy Hristiyan Mezarlığı var. Biz Pınarbaşı diye adlandırılan alana gidiyoruz. Pınar'ın başını göreceğiz. Genel olarak kıyaslamak gerekirse Antalya ikliminden serin. Antalya kadar sıcak değil mesela. O yönden ben sıkıntı çekmiyorum. Koca bir pınar ve koca bir çınar ağacı var. Bir ikinci olay da şu. Şimdi şöyle bir şey var. Burada hani daha önceki alanlarda da bahsetmiştim. Çok ilginç bir durum. İnsan garipsiyor çünkü. Mübarek adanın suyu kendi kendine yetebilir bir halde. Burada bir tane valla ne diye belirsiz bir şey yapmışlar. Şöyle ve kocaman bir zakkum suyun olduğu alanda görüyorsunuz, devasa bir halde. Bu da buranın öz evladı zakkumlar. Ve size buz gibi pınar gösteriyorum. Pınarımız buz gibi. Hatta sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Burada akan daha su var. Yani burada birikip büyük ihtimalle başka alanlara gidiyor bu su. Bakın. Yani maşallah çok güzel sular var. Menba olarak. Burada da bir bakın bir çeşmesi var. Hatta burayı çevrelemişler. Girişi durdurmuşlar. Sebepleri mutlaka vardır. Bakın burada iki tane de başka pınar var. Oradan buraya doğru almışlar pınarları. Şimdi şurada bir alan var. Buraya bakalım. Çınarın gördüğünüz üzere 5. Komando Alay Komutanlığı 2004 yılında yapmış bunu. Ve ondan sonra korumaya almışlar. Eski Bademli, Zeytinliköy, Tepeköy ve Dereköy'de çınarlar bulunmaktaymış. 3 tanesi 400, 2 tanesi ise 175 yaşındaymış. Mükemmel bir şey. Bakın dev gibi. Dev gibi çınar. Osmanlı'nın da simgesi çınar. Biliyorsunuz. Şimdilik videomun bu kısmında sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle. Doğada geziyoruz. Doğada geziyoruz da kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.